ve takımın papazları yönetimi sıkıştırmaya başladı. Evet, bilindiği üzere Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak. Bu doğrultuda sarı lacivertli oyunculardan karşı hamle geldi. Ondan önce Dursun Özbek ise sarı lacivertli yönetime seslendi. Başkan, bizim beklentimiz Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır diyerek az kadroyu karşılarında görmek istediler. Yağız Sabuncuoğlu'ndan ise Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dušan Tadić, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere oyuncuların tamamı Süper Kupa finaline çıkmak istiyor. Ancak yönetimin bu konuda kararı net ve oyunculara da iletildi. Bu yüzden Süper Kupa maçının oynanacağı gün dahi pazar gününe antrenman konuldu paylaşımı geldi. Bu arada yönetim Süper Kupa ile ilgili bir karar daha aldı. TRT Spor'un haberine göre genç futbolcularla çıkılacağı gibi üzerine Süper Kupa maçı öncesi yapması zorunlu olan basın toplantısına katılmama kararı aldığı ve sarı lacivertli ekibin pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi. Anlaşılan o ki Fenerbahçeliler sahaya girip çıkacak. Hatta Erol Bilecik de şunları söylemişti. Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Maça U19 takımı ile çıkacağız. Süper Kupa maçı 90 dakika sürmeyecek demişti. Galiba yönetim kupayı ezeli rakibine hediye edecek. 100. yıl Süper Kupası da Galatasaray'ın olacak. Kurulduğundan itibaren ilk defa en kolay kupasını da hanesine getirmiş olacak. Sarı lacivert yönetim ciddi kararlar alıyor. Türk futbolunda adil rekabetin oluşması için kupadan bile vazgeçiyor. Umarız buna değer ve Türk futbolu da istenilen seviyeye ulaşır.